Merhaba. Yenilenen entegrasyon altyapısı Selling Partner API'ye geçiş için ekranda gördüğünüz sarı uyarıyı ve bu uyarıya istinaden nasıl taşınma yapacağımızı anlatacağım. Bağlantınızı SP API'ye taşıyın linkine tıklıyoruz. Entegrasyon ayarları sayfasında mevcut bağlantımız görünüyor ve şimdi SP API'ye taşıyın linkine tıklayacağız. Bu linke tıklamadan önce önemli olan nokta aynı tarayıcı üzerinde işlem yapıyor olmanız ve burada açılan linki kesinlikle başka bir yere kopyalamamanız gerekiyor. Aynı sekmede işlem yapmaya devam edeceğiz. Şimdi SP API'ye taşıyın linkine tıklıyorum. Gördüğünüz üzere sayfa Japonya mağazam olduğu için Japonya'ya yönlendi. Japonya Seller Central hesabına yönlendi. Burada da doğru mağazaya ve hesaba yönlenildiğinden emin olmanız gerekiyor. Daha sonra buradaki izinleri vererek Confirm butonuna basıyoruz. Eskiden farklı olarak daha önce bu ekran sonunda bir link kopyalıyorduk ama artık Confirm butonuna bastığımızda bir yönlendirme yapılacak. Japonya mağazamıza entegre ediyoruz. Confirm butonuna basıp tekrar Easy Inventory'ye geri dönüyoruz. Easy Inventory'ye geri döndüğünüzde Japonya mağazanızın seçili olması ve Easy Inventory'ye giriş yapmış olmanız gerekiyor. Entegrasyonun doğru çalışabilmesi için çok önemli. Tekrar vurguluyorum. Kesinlikle linki kopyalayarak başka bir mağazaya girerek, başka bir mağazaya, başka bir Seller Central'a yönlenerek kesinlikle bu işlemi yapmayınız. Birden fazla uzak masaüstü bağlantısı kullanan kullanıcılarımız Seller Central hesapları hangi uzak masaüstü bilgisayardaysa o bilgisayarda yeni sekme açarak bu işlemi yapabilirler. Bu ayarları doğru yapmazsanız mağazalarınızın karışma ihtimali olası. Lütfen dikkatli bir şekilde yapalım ve aynı sekmede çalışalım. Easy Inventory'ye önce giriş yapalım, sonra Seller Central'da doğru mağazayı seçtiğimizden emin olalım. Teşekkürler.